olmamış. İşte bunların hepsi olurken hep aynı duran neymiş kardeşim? Neymiş abi? Benim bu kameranın başında hep oturuyor olmamış. Ahba abi. Maga be. Bana ne? Ha! Aa, taşaklarım yandı. Taşaklarım yandı. Oho! Ha! Ne sikeyim? Gülmememizi attım galiba, dur. Ya of! Küpe büyü mü yaptın, ne yaptın? Abla dur. Ben buna gülersem falan kökten gidebilirim. Ay. Orada şaka yapmıyorum. Bir ambulans yollasın, sikit aşağı yandı adamın. Niye bakıyorsun? Yaradı mı? Burçay dur, Burçay. Oğlum adam yandı. Üstünü. Gülüyorsunuz da bayağı yandım bu arada. Oğlum üstünü değiştir, git. Tamam o zaman. Vallahi dur. Ya şu an yandım yani, geçti o. Sen öyle bekleme, git soğuk su tut. Git abi, değiştir. Aynen su tut. Git su tut abi. Git duş. Orada şaka yapmıyorum. Bir ambulans yollasın, sikit aşağı yandı adamın. Niye bakıyorsun? Yaradı mı? Burçay dur. Oğlum adam yandı. Üstünü. Gülüyorsunuz da bayağı yandım bu arada. Oğlum üstünü değiştir, git. Tamam o zaman. Vallahi dur. Ya şu an yandım yani, geçti o. Sen öyle bekleme, git soğuk su tut. Git tut abi, aynen su tut. Git su tut abi. Git duşa. Luka gitsene. Hala duruyor ya. Harbiden. Ne, damacanayla mı dökecek? Ya girsin duşa, duş. Suyu aldı götürdü oğlum yanına bir dolu. Ya bu çocuk gerçekten bazen bir değişik ya. Biri yoğurt sür yazmış ya. Salça sür sonuç. Uzağa saldırıyor Nem abi böyle. Biri yalayım mı abi yazdı, sen onu görmedin. İyiydi, ıslak mı oturacaksın? Ulan ne yaptı acaba? Şişeye oturmuş olabilir belki. Bak geldi de. Tam bardak. Full, hepsi üstüme döküldü. Oha. Ne o, kahve mi döküldü? Kahveydi. Islak oturma, üstünü değiştir. Full, hepsi üstüme döküldü. Oha. Ne o, kahve mi döküldü? Kahveydi. Islak oturma, üstünü değiştir. Ne yapacağım? Bir önce gideceğim, üstünü değiştireceğim. Ya üstünü boş ver şimdi, yandı mı? Acımıyor şu an yani. Aşağım yerde zaten. Koltuğu değiştir. Yerleri sil. Leda'yla. Bir de tutmazsan belki onun acısı sonradan çıkabilir abi gibi bir his var içimde ama. Yok ya, yansa çok kötü, yansa duramaz şu an. Tecrübeyle sabit. Yine de ıslak oturmasın ya. Su çalsın geçer ya. Çoraba bak. Bacaklarımın içi şu an bitti bu arada. Harbiden bitti. Ama acı seviyorum. Aa, size canlı yayında House Flipper amına koyayım. Neyi açık seviyormuş? Ne güzel dönüyor lan o. Ha. Güpe. Efendim. Kategoriyi hot tap yapsana. Hallediyorum. Çok yanıyor canım lan. Bacak içlerim çok acıyor. Bacak işlerime çok kötüydü. 2 dakika bir git duşta da bir su tut belden aşağına, üstünü değiştir gel. Halledeceğim, panik yok.
Oğlum ben çocukken benim başımdan aşağı çaydanlık döküldü lan. Ben aylarca tedavi oldum. Alışız kardeş. Allah korusun. Vallahi çok kötüydü ya. En korktuğum şey. Annem hep anlatır yani o tedavi sürecindeki canının yanma aşamalarını hiç unutamıyorum der hep. Ya çocuk için ayrı bir travma, aile ebeveynler için ayrı bir travma. Çok fena bir şey ya. Çok kötü ya. Çok kötü. Bir de o deriyi eskitip böyle ağda yöntemiyle deriyi yeniliyorlarmış. Ay. Kabaran deriyi ağdayla mı ne oluyormuş böyle bir ameliyat. Öyle bir şey yaptılar bana. Ama izimiz hiç kalmadı ya. İz yok hiç anlamadım. O şey işte aldılarsa öyle ağda dediğin şey. Mesela annemin de bacağına döküldü. Annemin hala yanık izi var. Bacağım bir tanesi komple ama yanık. Mesela benim amcamın falan da hep elleri yanıktır. Hep beyaz beyazdır böyle bütün kolları, elleri. O da evde şey yangını çıkıyor. Yılbaşı ağacı alev alıyor. Onu plastik hep yapışır o ya. Eline yapışıyor. Bütün koluna, eline, her yerine yapışıyor. Bir de o plastik eriği çıkmıyor ya yapıştıktan sonra. Onu ya aynısını şekerde yaşamıştım ben. Şeker yakıp elimle şey yapmıştım. Şeker de çok fena olur. Çok kötü. Şöyle diyeyim sana, o kadar anlıyorum ki böyle adam yani o acıyı çocuklarına bir şey olmasın, evine bir şey olmasın diye o acıyı yaşıyor ya. Travma değil travma, pardon travma, özür dilerim kardeşim. Bir kere 1,5 yaşında Tuki bizim çelik kapıya parmakları o arka kapı açılıp kapanan yani açtığın kısım değil de ters tarafı var ya. Hı. Arkası. Orada parmakları kalmıştı. Oh. Ama çocukların hani böyle daha elastik oluyor herhalde kemik. Yani senin benim parmağımız kalsa kırılır orada. Paramparça olur büyük ihtimalle. Hiçbir şey olmadı. Ama çok ağlamıştı. Kıpkırmızı oldu falan. Olsun kıyamam ya. Ben Nezahat'e dedim ki sen al çocuğu götür. Ben gelmeyeceğim dedim. Giymiştim ha, her şey üzerimdeydi. Tamam dedi, aldı gitti bu. Girdim eve, arka odaya geçtim. Bağıra bağıra yarım saat ağladım. O hali gördüğüm için. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani harbiden orada çocuğun parmakları kalacağına senin kolun kopsun yani, o derece bir şey. Analık babalık öyle bir şey demek. Ya analık da babalık da öyle bir şey yani, evlat ayrı bir şey. Sen şimdi orayı temizliyorsun ya. Yarın bir daha bir gözden geçir. Klavyeye falan geldi mi la? Beni duyuyor musun? Oğlum bak hiç masaya gelmedi. Masaya çarpıp direkt üstüme döküldü ya. Klavyede falan hiçbir şey yok. Direkt üstüme döküldü. O sekiyor böyle masanın altına falan sıvaşıyor. Yarın bir yani yayından sonra bir gözden geçirmezsen ki de bir eline gözüne takılır bir yerlerde. İyice temizle orayı yayın sonrasında da. Koltuğu değiştirdin mi abi? Yok şey o sildim. Sildi de. Ben hala üstünü değiştirmen taraftarıyım. Değiştireceğim, sırılsıklam zaten. Bir de bakmam lazım harbiden yani. Şu an işin soğukluğundan anlamıyorum ama bacaklarım çok acıdı ya, iç bacaklarım. Sen o bacaklarına falan bir iki dakika su tut. Yayınlayayım ya, dur. Ya sen bak oyalanıyorsun ya. Dur. İlk yapman gereken su tutmak. Su tutmak evet. Yani. Tamam canım, o şeyden aldım döktüm. Koltuğu değiştirdin mi abi? Yok şey o sildim. Sildi de. Ben hala üstünü değiştirmen taraftarıyım. Değiştireceğim, sırılsıklam zaten. Bir de bakmam lazım harbiden yani. Şu an işin soğukluğundan anlamıyorum ama bacaklarım çok acıdı ya, iç bacaklarım. Sen o bacaklarına falan bir iki dakika su tut. Yayınlayayım ya, dur. Ya sen bak oyalanıyorsun ya. Dur. İlk yapman gereken su tutmak. Su tutmak evet. Yani. Tamam canım, o şeyden aldım döktüm. Bir dolu aldı götürdü ya. An itibariyle duymuyor. Hı, çıktı mı? Ben görmedim aradan. İçine çıktı. Ha. Aşaklar kötü oldu ya. Silmeden falan önce oraları bir gitseydi aslında direkt.
Hani aileydik biz de bakalım. O chatte gerçek söylemek istedikleri şimdi söylüyor. Oğlum zaten sizi duymuyordu ki. Ne diyorlar? Şey demişler abi, hani aileydik, biz de göreydik dediler de. Ha. Furkan için sorun yok arkadaşlar, gösterir. Ben her evine gittiğimde gösteriyor. O sıkıntı yok, onun için de yasak. İbrahim amca gelmiş, sil vardı mı vardı evde, onu sür demiş. Bir kurallar engelli. Yoksa dal da çekeyim. Ne diyor bak. Burçay ya. Ne oldu lan, neye güldünüz? Bir şey döküldü, bir şey yandı mı? Ne oldu? Bir şey yok ya. Yandı. Bir şey döküldü, birden çok şey yandı kanka. Ne oldu? Kahveyi döktüm ya. Raymond da geldi. Krem. Aa, baba hoş geldin ya. Evde silverdin varmış abi, onu sürecekmişsin öyle dedi. Silverdinden çok zaten ne var evde? Kızarmış ya, sağlı sollu. Ne kızarmış ya? Taşaklarım grip. Ya grip. Kızartma mı yapıyorsun abi? Hayır, şey avantajı oldu ne olursa olsun. İlk çamaşır artı şort yine bin nebze de olsa koruyor. Ama bacak içleri ve o kısımlar, onlar acıdı. Yumurta bir sucuk pişirdi. Ekmeğini bandaya. Sucuk yumurta. Ekmeğini. Yüpe, bir daha şaka yaparsan bu çocuk hep katil de çıkıyor. Garip amına koyayım. Udubet herif. Olayım, benle ne alakası var abi? Sen bir beddua mı ettin? Ne yaptın lan Yüpe? Yok be, ben abim öyle şey yapar mı? Oğlum böyle bir durumda beddua ise bana bir şey olmaması lazım. Bana dökülmesi lazım, evet direkt. Yok lan. Oh. Şöyle bir Discord'a baksana. Sen benim şeyi biliyor musun la? Turkan yandığımı. Nasıl? Sen görmedin mi? Yo. Ah be kardeşim. Ne zaman yandın ya? Ne oldu lan? Bir sene önce falan bir yayında ben de öyle... Beni nezahat korkuttu da yandım. Çay mı döküldü? Bayağı fena. Ben donumu falan çıkardım yayında. Ha, hatırlıyorum. Az daha banlanıyordu. Hatırlıyorum lan öyle bir şey. Bayağı kopmuştuk diyor bunlar. Gülünecek şeyler değil lan. Ya bir de kahveyi yapalı 2 dakika olmamıştı yani. Sıkıntı o. Harbi mi? Bir de yeni mi? Yeni oğlum, yeni. Kahve almaya çıktım, aşağı indim zaten. Ya ufak ufak kabarıyor zaten. Neyse, ben şu kahveyi tazeleyeyim, geleyim bari. Bence de git sen, bir kahveyi hak ettin. Sıkıntı yok abiciğim.